olacağı gibi. Bu banyo için enerji harcayalım, havada su dövmeyelim. İdeolojik saplantılarla veya böyle bir inatla adımlar atmayalım diye. Biz bu isim değişiklikle alakalı AK Parti grubunun hassasiyetlerini siz değerli meclis üyesi arkadaşlarla ve başkanlık makamıyla da paylaşmıştık zaten. Gerekçelerini de anlattık. Bunlara bir daha geriye dönmeyeceğiz, şöyle buydu demeyeceğiz ama bir kez daha söylüyorum. Yani bu şekilde değiştirilmesi bizim bakanımıza hiçbir şey kaybettirmeyecek ama bu konulara, bu önergenin altına imza atan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarım bu kültür merkezi isminin değişikliğinden sonra kaç santim boylarının uzayacağını çok merak ediyorum. Onu takip edeceğim. Ne kadar uzadılar, ne kadar şey oldu. Çok ağır bir konuşma. Sayın Başkanım, ben grubum adına özünüzü geri almanızı talep ediyorum. Çünkü sonuçta halkın seçtiği bir meclisteyiz. Ve grubumdaki tüm üyeler eksiksiz olarak o önergeyi imzalamışlardır. Lütfen sözünüzü geri alınız. Bu önermeden konuşmamda ne söylediğimi biliyorum. Eğer haddi aşan bir cümle olarak algılandıysa siz öyle. Sayın Başkan, o sözünüz hakarete varır. Bir santim yoktur. Lütfen grubum adına rica ediyorum. Sözünüzü geri alınız. Peki, teşekkür ediyorum Akın Bey. Dediğiniz gibi olsun. Şimdi Akın Bey'in direkt geçmesi noktasında hayır desek de bir şey fark edecek. Bizim kanaatimiz zaten belli ama keşke Mudanya'yı, bu meclisi, meclisteki grupları, üç grup bir arada çalışacağız. Bu konunun kırmızı çizgi olduğunu bazı noktalarda ve 2019 sürecine kadar 5 yılda çalışıp yapacağımız birlikte çalışmaların kalın bir kırık oluşacağını ve bir sıkıntı yaşanacağını ben grup sözcüğünüzle özellikle paylaşmıştım. Bu konuyu dedim tekrar bir daha gözden geçirip meclisimiz onayladı ve uzun hatasından ötürü geri döndü ve biz bir daha bunun bu meclisimize gelmeyeceğini düşünüyoruz. Fakat siz bu konuda ısrarlısınız. Hayırlı olsun diyorum size ama keşke böyle boş işlerle uğraşmasaydım. Ben teşekkür ediyorum. Boş iş değil aslında. Çok önemli bir iş olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Yani biz istesek ki orası da Atatürk Kültür Merkezi de yapardık. Geçen gün Sayın AKP ilçe başkanı ve yönetimini ziyaret ettiğinde de söyledim. Sayın başkanım bir vakıf mıdır Atatürk? Bakın meclisi yapmamak Atatürk dediğimizin Atatürk'ü yani Atatürk yapın yapamıyor yani. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Benim Mudanya Belediye Başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte hedeflediğimiz bir şey var. Mudanya'nın dikenini dahi bütün Türkiye, bütün dünyaya tanıtacağız. Trilye de bizim için çok önemli bir belde. Bu açıdan Trilye'nin tanıtılmasına katkı verecek öylesine bir yapının Trilye ismiyle özdeşleşmesi Trilye'li hemşerimiz tarafından zaten yapılan referandumda kabul edilmiştir. Ve ben de Trilye'li hemşerimizin ve Mudanya'lı hemşerimizin isteğini bu önerdiği Faruk Çelik Kültür Merkezi'ni başkanım, Trilye Kültür Merkezi olarak özür diliyorum. Kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Başkanım özür dileyelim. Kabul edenler Faruk Çelik Kültür Merkezi Trilye Kültür Merkezi olarak 16-17 oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şunu söylemek istiyorum. Yarın veya pazar günü sayın sevgili bakanımız Faruk Çelik'le birlikte yemek yiyeceğim. Kendisiyle ilgili, şahsıyla ilgili, siyasetle ilgili olmadığını, nedeninin içini geçen gün ziyaret eden AKP İlçe Yöneticisi Başkanı ve arkadaşlarıma anlatmıştım. Onlara Faruk Bakanıma da anlatacağım ve kendisiyle çok da güzel bir toplantı olacaktır. Şimdiden bunun da müjdesini vereyim. Meclisimizin Mudanya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını, aldığı kararlar Mudanya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.